ev sahibimizi huzurlarınıza davet edeceğim. Soğuk bir limandır aslında. Güneşi güllerin şafağına bakan. Bazen iki dudak arası bırakır gelecek kaygısını. Her şeye rağmen tam da yaşamın içindedir siyaset aslında. Kötülüğe direnmenin en demokratik yoludur aynı zamanda. Maskesiz kahramanların büyük savaşlarıyla ayakta kalabilen, yüzündeki her çizgiyle bizden, her savaşıyla geleceğin karanlık bulutlara teslimiyetine asla kabullenmeyen, tamamıyla halkın kendisidir aslında. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'muz ve bu etkinliğimizin de aynı zamanda ev sahibini huzurlarınıza davet ediyorum. Efendim bu güzel gecede sizlerle beraber olmaktan onur duyduğumu ifade etmek isterim. İki değerli arkadaşımız konuştu. Önce Dersim Spor'un başkanı konuştu. Heyecanlı olduğunu ifade etti. Ona şunu söylemek isterim. Heyecan her zaman güzeldir. Heyecanlı olmanı her zaman isterim. Milletvekilimiz konuştu. Tunceli milletvekilimiz konuştu. Hem Tunceli'yi anlattı, hem siyasete kısmen dokundu. Tunceli'nin tabii kendi bölgesinde de Türkiye'de de önemli bir ayrıcalığı var. Her türlü düşüncenin özgürce dile getirildiği bir il hangisidir diye bana sorarsanız tartışmasız Tunceli'dir derim. Tunceli'nin böyle bir özelliği var. Artı Tunceli'nin milletvekilleri gerçekten de parlamentoda ses getiren milletvekilleri olmuşlardır. Az önce andık, rahmetli Kamer Genç bunlardan birisiydi. Zaman zaman gazetelerde siz de okumuşsunuzdur biliyorum. Derlerdi ki Kamer Genç tek başına muhalefet partisi gibi parlamentoda mücadele eden bir siyasal figürdü, bir aktördü. O nedenle Kamer Genç'i sadece Tunceli'lere özgü ya da Tunceli'lere ait bir milletvekili değil, aslında bütün Tunceli'nin, bütün aydınların, bütün Türkiye'nin milletvekili olarak görmek ve düşünmek gerekiyor. Çocukluğum bir kısmı Tunceli'de geçti. Az önce Gürsel Bey de söyledi. O doğaya girince, o tabiata girince insan kendisini farklı hissediyor. Görkemli dağlar, özgürce akan Munzur, bakıldığı zaman elbette o topraklarda kendinizi daha rahat ve daha özgür hissediyorsunuz. Ama o topraklardan büyük ölçüde koptuk geldik. Her birimiz İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da, Muğla'da, yani 81 ilde yaşıyoruz. Ama bir şeyi unutmamamız lazım. Madem ki o topraklarda doğduk, madem ki oranın ekmeğini yedik, suyunu içtik, o zaman o topraklara karşı bizim borcumuz var. O borcumuzu yerine getirme konusunda attığımız küçük adımlardan birisi de bu akşam. Dersim Spor gerçekten de desteklenmesi gereken bir takım. Aslında bütün takımlar destekleniyor. Ama Dersim Spor'un da şu veya bu şekilde desteklenmesi gerekiyor. Az önce söyledik, arkadaşlar söylediler daha doğrusu. 1-0 galip gelmişler bugün. Ve onları kutlamak lazım. Küçük başarılar bile olsa, o başarılar ödüllendirildiği zaman göreceksiniz ki insanlar daha şevkle çalışacaklardır. Daha iyi mücadele edeceklerdir. Bizim eğer o topraklara bir borcumuz, bir yükümlülüğümüz varsa bir şekliyle onlara katkı vermemiz lazım. Ben sadece Tunceli ile ilgili yapılan iki geceye katılırım. Bunlardan birincisi Tunceli çocuklara burs vermek için yapılan geceler. İstanbul'da da yapıldı, İzmir'de de yapıldı. Katıldım. Çünkü çocuklarımıza bizim bir şekilde destek olmamız lazım. O çocuklara burs vermemiz lazım. İkincisi de Dersim Spor. İkisi de bakın kamu alanına giriyor. Bir kişiye özel bir ayrıcalık tanımıyoruz. Bir aileye özel bir ayrıcalık tanımıyoruz. Ayrıcalık tanıdığımız veya tanımak istediğimiz bir yardım, bir alan, çocuklara burs vermek, ikincisi de Tunceli Spor'un büyümesine, gelişmesine katkı yapmaktır.
Eğer bunları yapabilirsek emin olun o topraklara karşı yükümlülüğümüzü kısmen de olsa yerine getirmiş oluruz. Ben bu geceye katılan, katkı veren bütün dostlara yürekten teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Bu güzel geceye katıldığınız için.